Crystal Bridges Amerikan Sanat Müzesi'nde Jacob Lawrence'a ait 1948 tarihli ve Ambulans Çağrısı isimli tabloyu inceliyoruz. Jacob Lawrence'la bir kere daha Harlem sokaklarındayız. Lawrence bu tabloda tıbben acil bir durumu resmetmiş. Mavi renkli kıyafetleri olan ambulans görevlileri bir hastayı sedye ile taşıyorlar. Yanlarında da cebinde bir stetoskop olan bir sağlık görevlisi var. Bu bir Harlem sokak sahnesi olsa da, şehre ya da sokağa dair bir ayrıntı yok. Sadece sedyedeki figür etrafında toplanan bir grup insan görüyoruz. Figürler birbirlerine çok yakın duruyorlar. Kıyafetlerinin canlı renkleri onların birbirine bağlı bir topluluk oldukları fikrini kuvvetlendiriyor. İnsan figürleri Lawrence'ın diğer çalışmalarındaki gibi soyut bir şekilde resmedilmiş. Vücutları geometrik şekillerle çizilmiş olmasına rağmen son derece canlılar. Örneğin kemeri ve inciden bir kolyesi olan kırmızı kıyafetli kadına odaklanacak olursak, sağ kolunu vücuduna doğru çekmiş, kafası aşağıya doğru düşmüş. Yas tuttuğunu anlamak işten bile değil. Tabloda farklı kesimlere ait insanlar da var. Mesela sağ üstte işçi tulumu giyen bir beyefendi var. Lawrence dikkatimizi kısa anlara çekmek istiyor. Sağda elinde sigara olan ve öne doğru çıkan bir figür gözümüze çarpıyor ya da onun önündeki biraz daha kısa ve hasırdan yapılmış bir şapkası olan figür. Bazıları takke, bazıları bere, bazıları da beyzbol şapkası giymiş. Herkes aşağıya doğru sedyedeki adama bakıyor. Sedyedeki adam ise ağzı açık bir şekilde yukarı doğru bakıyor. Bu çok dokunaklı bir sahne. Herkesin karanlık bir ifadeyle aşağı doğru bakıyor olması bunun ciddi bir durum olduğunu anlatıyor. 1940'ların Harlem'i 1920'lerde başlayıp 1940'lara kadar uzanan Harlem Rönesansının son dönemlerini yaşıyordu. Bu aynı zamanda birçok Afrika kökenli yani siyahi Amerikalının güneyden Harlem'e göç ettiği dönemdir. Harlem Afrika kökenli Amerikalılara ait kültürün merkezi haline gelmiş ve Lawrence'ın resimlerinde de görebileceğimiz gibi sokakları o zamanlar çok ama çok canlıymış. Bu siyahi Amerikalıların tıp dünyasına girmesi ile ilgili güzel bir fırsatmış. Harlem Hastanesi Harlem'deki tek hastaneymiş. 1887'de yapılan hastanenin bölgeye taşınan Afrika kökenli Amerikalıların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli genişlemesi gerekiyormuş. Ama sistemik ırkçılık yüzünden hastane ihtiyaçları karşılayabilecek duruma gelememiş. Bu dönemin New York'ta yoğun ırkçılık yaşandığı dönem olduğunu da altını çizmek istiyorum çoğu zaman sivil haklar hareketinden önceki dönem olan bu dönemde Jim Crow yasaları aklımıza gelir. Ama New York City'deki ırkçılığın o zamanlar zirve yaptığını da eklememiz gerekiyor. Siyahi insanlar yalnızca ikinci sınıf sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlarmış. Ayrıca siyahi doktorların sayısı çok azmış ve Harlem Hastanesi bile ilk siyahi doktorunu 1919'da işe almış. Bu resimdeki ambulans ve sağlık görevlilerinin siyahi olması bize bu alanda gelişmeler olduğunu gösteriyor. Evet, bu son derece dokunaklı resmi Lawrence'ın Harlem'e ait sözleriyle taşlandırmak istiyorum. Birbirine çok bağlı bir topluluktu. İnsanlar birbirini tanırdı. İsimlerini bilmezdiniz belki ama sokakta yürürken aynı yüzleri defalarca görürdünüz. İşte böyle bir topluluktu. Polisleri tanırdınız, itfaiyecileri tanırdınız, öğretmenleri ve sokaktaki insanları, seyyar satıcıları da. Benim için böyle bir şeydi. Resimden gerçekten de insanların birbirlerini tanıdıkları, çok yakından olmasa da herkesin birbirine aşina olduğu fikrini alıyoruz. Bunun bir sokak sahnesi olduğunu anlamamıza yardımcı olan tek ayrıntı, ağzındaki avıyla resmedilmiş olan kedi. Hepimizin dikkati aşağı çekiliyor ama bu esnada çatılarda olan biten şeyler de var. Lawrence, kedi detayını belki de kedinin avı için gelmiş olması fikrini, ölümün de bu yaşta adam için gelmiş olması fikriyle bağdaştırmak için kullanmıştır. Merkezde dramatik bir insan deneyimi betimlemesi var. Ama resmin geneline baktığımızda hayatın devam ettiğine, yaşam ve ölümün iç içe yaşandığına dair bir hisse sahip olmak da mümkün.